Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündelik haberlerini körüşünlerine kızan kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifiği alakadar en mühim haberlerini huzurla sunumuz. Kınemizde Xtaylar ekranımız olsun. Xtay Şarık Türkistan'ın baylıqını bulan dalan kılıç mebliğini köpe etti. Xtay Şarık Türkistan'a Xtay akullarını tekimi köplep köçürüp yerleştiriş üçün salgan mebliğini devamlıq aşırgan bulup, bu yıl Şarkı Türkistan'da 430 noktalık türünü yolu koyup, cemi 3 trilyon 300 milyar yuan meblağ selişini planlıgan. Xitay Teşviqat Organı Tanrıtağ Doğru'nun haber kılışca 19. April atılmış Uyghur Abdunum rayonunun çoğun türler ixtisatının yukarı süpetlik terakiyatıgı terek buluş ahvali haqqıda akbarat ilan kılış yığını içilgan. Yığında bu yıl Şarkı Türkistan'da cemi 3 trilyon 300 milyar yuan meblağ selindigan 430 noktalık tür yolu koyulup, 350 milyar yuandan artıq məbləğ selişinin tamamlanğanlığı bildirilgen. Bildirilişçe, Xitay atılmış zamanevi kəsib namıda məbləğ salgan tür 191 bulup, cəmi 2 trilyon yuan məbləğ selindikən. Bunun içində 229 milyar 900 milyon yuan məbləğ selişini tamamlaş planlanğan bulup, asaslıqı Şarkı Türkistan'daki təbii baylıqını bulandalan qılışqı mərkəzləşgən. Bu xil türler asaslıqı nefet, tabii gaz işlep çıkırış, pişiklaş, kümür, kümür elektr, kümür ximiya sanayiti, yeşil kançılıq, yeni materyal, paxta ve tokumacılıq, kiyim gece kadarlıq noktalıq kuruluşlarını öz içine alıdıkken. Xitay yakınki yıllardan beri milyonluğun Şarkı Türkistan halkını ceza lagiri ve türmelerge kamap, yaşlarını Xitay ülkeleri ve başka rayonlarga sürgün kılışı arkalık, Uyghurlarının sanını azaytıp, urnığı Xitay akullarını yerleştiriş kademini tizletmekte. Ve bu planının tekimi yakşı emelilişi üçün, Xitay ülkelerden Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylarga hava katnışını, şunaklı tümür yol ve taş yollarını bivası tutaştırıp, akullarını köçürüş ve Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulandalan kılış salmaqını bargan sıra aşırmaqta. Küzetküçüler Xitay'nın tüncü kademde türlük bahaneler bilen milyonluğun Şarkı Türkistan halkını türmü ve ceza lagırlarına solup, İslami kımmet karışıdın, milli kimlikidin vazgeçişki mecburluğalıqını, ikinci kademde Xitay akullarını Şarkı Türkistan'a köçürüş planını zor güç bilen icra kılıp, ceza lagırı ve türmelerdeki Şarkı Türkistan halkının oranını Xitay akulları bilen toldırışkı başlığalıqını, uyğursuz kalan bazar mahallelerini Xitaylar bilen toldurup, bu yerinin ilgisini Xitay kılıp görüştüşke terişi vatkallıqını, Xitay'nın irqi qırğıncılıq siyaseti muşu haletti devam kılgan takdirde, Şarkı Türkistan'ın tarihte ikinci Endelus bulup geliş haupi varlıqını bildirişmekte. Amerika, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irqi qırğıncılıqını devamlaştırıp atkanlıqını kayıt təkidledi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği bu düşənbi 2023-cü illik insan haqları dokulatını ilan kılgan bulup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irqi qırğıncılıq cinayeti sadır kılıp atkanlıqını kayıt təkidledi. Amerika vazının haber kılışca, Amerika Taşqı İşlər Ministerliği 22 April 2023-cü illik her qaysi dövlətlerinin insan haqları əmeliyeti dokulatını ilan kılıp, İsrailiya Hamas tokunuşu Rusiyanın Ukrayna'a kılgan tacavuzçılığı qatarlıq insani hukuk təpsendikliki məsilisigi bolğan endisini oturgu koygan. Hem de Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türki milletlerge karatkan irqi qırğıncılık ve insaniyetke karşı cinayetini tilga algan. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken 22 April ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığınıda biz insani hukuk ve kanun bilen idare kılış meselesinin dünyanın tekhamı köp caylarda besimgı duş gelgelikini yeni bir qetim körüvatimiz degen. Blinken söz diyene Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarının irqi qırğıncılık ve insaniyetke karşı cinayetinin ziyankeşlikige uçuruguçları hikayelikini təkidligen. Ve Amerika'nın münasibetlik hükümetlerinin insan hakları depsendikliğine bolgan endisini devamlıq ifadeleydiğanlıqını bildirgen. Dokulatının Xitay'a alaqadar bölgede Xitay'da bu bir yıl içinde asaslıqı Uyghur Müslümanları ve başka dinge itiqat kılıdığan millet halkıge karıtılgan irqi qırğıncılık ve insaniyetke karşı cinayet devamlıq yüz berdi. 2017 yıldan beri Xitay Uyghur ve başka Müslümanlarını asas kılgan millet azaları içinden 1 milyondan artıq kişini halıgancı koluğa elip, sot kılmay ceza lagiri ve türmelerge soledi deyilgen. Ve şundaqlı umumi sani eniq bulmağan zor türkümdeki halıqnın kündüzü atalmış kayıtı tərbiyelenişki mecburluğunu vatqallıqı kayıt kılıngan. Dokulat yana Amerika hükümetinin Hong Kong'daki kişilik hukuk meselesi bolgan endisi oturgu koyulup, Xitay'nın
2023 yılı Hong Kong'da halkını siyasi erkinlik ve avtonomiya hukukudan devamlı mahrum kılganlığı oturgu koyulgan. Mezkur dokulatta İğır kişilik hukuk meselesi süptede Xitay rejiminin kanunsuz ölüm cezası icra kılış, izdireksiz yok tüvetiş, kıyın kıstakı eliş, devlet halkıgan bastırış, halkının şahsi mehbiyetlikigi halıgançı arlaşış, fikir erkinlikigi çakkuyuş, medya, tor erkinliki, tinic yığılış erkinliki, dini itikat erkinliki, teşkilat bulup uyuş erkinliki, köçüş ve ultraklış erkinlikini kattık çekleş, adem etkisçiliki ve mecburi emgek kadarlık cinayetleri bayan kılıngan. Amerika Dışişleri İşler Ministerliği mezkur yıllık dokulatıda 7 çoğun saha boyunca dünyadaki 200'ye yakın devlet ve rayondaki insani hukuk meselesi hakkıda tohtalgan. Bu 7 saha insani izzet hürmet, puhravi erkillik, siyasiye katnış erkilliki, hükümet çirikliki ve uçuk aşkarı bulmaslık, hükümetinin insan hakları depsendiciliki, kemistiş ve ictimai zulüm, halkara cemiyet ve hükümetsiz tekşürüşkü tutkan pozisiye katarlıklarını öz içine alırken. Bildirilişçe Blinken 24 April'dan 26 April'ıgıcı Xitay'da ziyaretli buluduğun bulup, bugün Şanghay'a yetip bargan. Amerika Dışişleri İşler Ministerliği Demokratiya, İnsan Hakları ve Emgek İdarası'nın Ali Emeldari Robert Gilchrist bu hafta ötküzülgen muhbirlerini kütüveliş yığınıda Blinken'nin insan hakları meselesini Xitay'a en yukarı seviyede ve en iniq tariqide oturgu koyduğanlıqını eytkan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 23 aprel mazkur dokladga qarshi darhol bayonot e'lon qilib, barliq jinoyatlarini inkor qildi va Amerikani kishilik huquqni bahona qilib, boshqa davlatlarga to'kmat chaplash va ichki ishlarga aralashish bilan ayiblab bildirdi. Uyghurs in Xinjiang, each victims of genocide and crimes against humanity. The United States will continue to raise our deep concerns directly with the governments responsible. Germaniya amaldori Xitoy bexatarligimizga tahdid dedi. Germaniya Xristian Demokratik İttifakının rahbari Friedrich Merz Xitoy haqida Germaniya hukumatini ogohlantirib, Xitoy bizning bexatarligimizga tahdid bo'lmoqda dedi. Fransiya xalqaro radiosining 22 aprel xabar qilishicha, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz oldingi hafta Xitoyni ziyorat qilib, bir necha kun o'tgandan keyin Germaniya o'ktichilaridan Xristian Demokratik İttifakining rahbari Friedrich Merz Xitoyni dunyodagi nurg'un urush va krizislarga bevosita mas'ul deb ayiblagan. Friedrich Merz so'zida Xitoy borgan siri ichki jihatda bostirishga va tashqi jihatda tajovuzchilikka yuzlandi. Shuni Xitoy bizning bexatarligimiz künsiri tehdit şekillendirmekte. Rusya'nın Ukrayna'yı tecavüz kılışı, Şimali Koreya'nın hazırkı haletki kilişi Xitay'nın kollışığı erişken digen. Onun karışça ötken 30 yılda Xitay'nın çetel şirketlerine bolgan siyasi təsiri hazırkıdak 13 çoğun emesikken. Növetli Germaniya şirketleri barğansırı Xitay'nın təsirge uçuravatkan bulup, bu uç haletti emes belki bastırış usulü arqılıq emelge aşmaqtiken. Şunun bilen birge Xitay taşkı cahetti barğansırı Sırı tecavüzcülük yoluğu minip Tayvan'a uçuk aşkarı tehdit salgan. Cenubi Deniz, Şarkı Deniz'deki herbi iktidarını keng kölemde kengeytken. Xitay Germaniya şirketleri üçün yenili iktisadi ehmiyetke ege bolsumu ama Friedrich Merz Xitay'a beqinişini azaydışını ümit kıldıganlıqını her bir Germaniya şirketi Xitay'a mebleğ salganda xatarını aldın oylişi gereklikini tehditligen. O yana bulup mu devlet yana stratejilik muhim baylıq ve tavar meselesi de mebleğ seliş ve sodur amkisini iniq belgileşi gerek. Biz Rusya'nın gazı'a beqinip kalganğı oxşaş, xatarlık beqindilik ahvalı'a qayıt şüp kalmaslıqımız gerek, degen. İki Angliya puhrası Xitay'a casusluk kılış bilen ayıplendi. London saxçı dairleri iki Angliya puhrasını Xitay'ını paydalıq uçurlar bilen təminləş, casusluk kılış cinayeti bilen ayıpledi. Amerika vazının bu haqtaki haberde kayıt kılınışı, London şehirlik saxçıxanının terrorluğu karıştırış komandallıq ştabı başçılıqıdaki terrorluğu karıştırış saxçıları bir mezgil tekşürüşdən keyin London'daki 29 yaşlıq Christopher Cash ve Oxford'daki 32 yaşlıq Christopher Berry isimlik iki kişini məxfiyyətli qanunuğa xilaflıq qilish, qanunsuz halda düşmən dövlətini uçur bilen təminləş cinayeti bilen ayıpligen. Mezkur iki gumandar kepilliki koyup berilgen bulup, mülkerlenişçe 26 aprel Westminster Sot Mahkemesi sotlindiken.
Ma'lum bo'lishicha, Christopher Berry Oxford universitetining o'quvchisi bo'lib, saqchilarning bayonotida oshkorlanishicha, u 2021-yil 28-dekabrdan 2023-yil 3-fevralgacha bo'lgan oralig'da boshqa kishilarga uchur yig'ib berish, xotirlash, nashr qilish yoki tarqitish, dushman davlatlarini foydali uchurlar bilan ta'minlash qatorliq davlat bexatarligi yoki manfaatiga ziyon yetkazish maqsad qilingan qilmishlarni sodir qilish bilan ayblangan. Christopher Cash'ning josusluk harakatlari bo'lsa, 2022-yil 20-yanvardan 2023-yil 3-fevralgacha davomlashgan bo'lib, ilgari bir konservativ partiya amaldori tomonidan qurilgan Xitoy tadqiqoti guruhining bosh taftishi bo'lgan va parlament xizmatchisi salohiyatiga erishgan. Xitoyning Angliyada turishliq elchixona bayonotchisi bu masalaga javob berib, bu ayblashning yomon g'arazlik to'kmat ekanligini, Xitoyning azaldan har qanday shakldagi josusluk harakatiga aralashmaydi deganligini da'vo qilgan. Isroilning hujumlarida qazo qilgan falastinliklar 34 mingdan oshdi. İsrailiya armiyasining 200 kundan buyon davomlashtirayotgan G'azza hujumlarida qazo qilgan falastinliklar soni yaqinqi 24 soat ichida 32 odam ko'payib, jami 34183 ga yetgan. Turkiya Avaz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, G'azzadagi Falastin Sahiya ministerligi Isroilning 195 kundan buyon davomlashtirayotgan G'azza hujumlari to'g'risida bayonot e'lon qilgan. Bayonotga asoslanganda, Isroiliya armiyasining yaqinqi 24 soat ichida G'azza rayoniga qilgan hujumida yana 32 falastinlik o'ldirilgan bo'lib, 59 falastinlik yaralangan. G'azzada oldingi 10 kun ichida o'ldirilganlar sonining 469 ekanligi qayd qilingan. Bayonotda yana xarobiyliklarning ostida va yo'l bo'ylarida qazo qilgan kishilarning borligi, ammo Isroiliya askarlarining to'salg'usi sababidan davolash atriti va xalq mudofaa xodimlarining jasadlarini yotkelmayotganligi qayd qilingan. Undan boshqa yaralanganlar soni 77143 ga yetgan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertaki programmamizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.